Güzel, en iyisi buydu. Daha iyisini yapabilirim. Bir kez daha. Merhaba, sanırım oksijen yetersizliği beynini etkiliyor. Benim tarafımda olman gerekirdi. Tamam. Pekala, dönüyoruz. Keşke Hawk burada neler olduğunu bilebilseydi. Sen söylemedikçe nasıl bilebilir? Bir baba kızının kendini boğmaya çalıştığını bilmelidir. Hadi Daniel, kendi sınırımı biliyorum. Ona söylemeyeceğini de biliyorsun. 15 metre dalacağını söylemiştin. O iyi. Ona göz kulak ol. Ancak bunu diyebilirim. Bütün sihirli sözler söylendi. Hadi gidelim buradan. Aval aval bakma. Aa evet, birlikte olduğu seksiye bakılırsa kimin baktığını söyleyebilirim. Ben küçük atlayışlardan sorumluyum ara sıra. Utanmazın tekisin. Hey, bu ünlü Raska olamaz değil mi? Adadaki herkes o konuda konuşuyor. Sahibinin onu buralara getirdiğini duyduk. Evet, o Raska, onun sahibi yok. Neyse, sen onu sabit tutabilir misin? Fotoğrafını çekmek istiyorum. Aa, üzgünüm, şu an biraz heyecanlı. Gitmemiz lazım. Güzel Bahamaların tadını çıkarın. Merhaba dostum. Hey, seni görüyorum. Bana baktığını görüyorum. Evet, görüyorum. Alo. Öteki karaya oturma hakkında bir şey duydun mu? Hayır. Ben şimdi ona bakıyordum. Kaç tane? En az 15 tane Yunus gibi görünüyor. Hawk'un bunu bildiğinden emin ol. Yakında bütün haberlerde bu duyulur. Hawk, buraya gelir misin lütfen? Hawk. Cesetlerde otopsi yapması ve orada ne olduğunu anlayabilmesi için Woods Hole'dan bir patolojist gönderiyor. Tamam, peki nerede bulmuşlar? Providence Boğazı'nda. Tamam. Hepsi iri burunlu Yunus mu? Belki yarım düzinesi pilot balina ve üçü kadırga balığı. Tamam, teşekkür ederim. Evet, ne var? Bir karaya oturma daha. Nerede? Providence Boğazı'nda. Kaç tane? 15 ve hepsi ölü. Bu 3 haftada toplam 50 ölü Yunus. Yanlış bir şeyler oluyor. Otopsi sonucunu alır almaz bana neler olduğunu bilmek için otopsi sonucuna ihtiyacımız yok. Bunu kimin yaptığını en az benim kadar biliyorsun Liz. US donanmasından mı bahsediyoruz? Karayipler'de sonar testi yapmadıklarını söylüyorlar. Hayır, ben demiyorum. Onlar böyle diyor. Onların bunu yaptığını söylemiyorum. Kalanı tartışılabilir. Ben bunu anlamıyorum bile. Raska nerede? Raska neredeyse evde. İşte benim kızım. Bir karaya oturma olayı daha duydum. Bana iyi haberlerin olduğunu söyle. Vahşi Hayatı Kurtarma Cemiyeti. Bir tehdit daha. Buna zamanım yok. Anne. Yakaladığın Yunusları doğaya geri ver, yoksa biz senin için yaparız. Bu son uyarı. Vahşi Hayatı Kurtarma Cemiyeti. İnternette bazı bilgiler buldum. Tıp araştırmalarında kullanılan hayvanları serbest bırakıp laboratuvarları yakmayı planlıyorlar. Bunu yakamazlar, bu suyun altında. Ne yani? Senin iyi adam olduğunu, bu Yunusların aslında gelip gittiklerini ve kafeste olmadıklarını bilmiyorlar. Belki onlarla bağlantı kurup projemizden söz etmeliyim. Bu işe yaramayacaktır.
Yunuslarımızın tutsak olmadığı onlar için önemli değil. Onlar her çeşit etkileşime karşı. Onlar için ben iyi adam değilim. Yine polisi ararım. Yapabileceğim tek şey bu. Hı-hı. Bakalım onlar hakkında ne bulacağım. Tamam, sağ ol. Ben de gözetleme kameralarını tekrar kontrol edeyim. Kameraların ana yola konduğundan emin ol, tamam mı? Tamam. İşte burada. Alisa geldi. Merhaba çocuklar, ben de sizi özledim. Hey Alisa, ipi al. Tamam efendim. Merhaba baba. Kaç tane? Bir tane bile yok. Yine mi dalmaya gittin? Baba, işimi yapmadan eğleneceğimi mi düşünüyorsun? Ne kadar derindi? Ben duş alacağım, sonra da fish fry'a gideceğiz. Ve erkeklerimizi bulacağız. Bu konuda bir bilgin yok değil mi? Orada görüşürüz. İşte Alisa. Merhaba. Oh. Fishpro'ya gidiyor musun? Evet. Sonra sen de gelecek misin? Evet, sonra geleceğim. Görüşürüz. Hoşça kal desene tatlım. Hoşça kal. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Demek yine dalıyordu ha? Raska onunlaydı. Biliyorsun ona bir şey olmasına izin vermez. Sınırlarını çok zorluyor. Babalığı parçala. Bir de bana sor. Hadi Fishpro'ya gidelim. Ben biraz açım. Hayır değilsin. Olmaz. Bu hadi benim canım. Odam. Şuna bak. Şu tatlılığa bak. Şu güzelliğe bak. Vay canına. Aslında şeye benziyorsun. Bir kıza evet. Seni seçtiğin evet. Şey. Evet. Bana izin verirsen. Hayır, teşekkür ederim. Bana zaten bir elbise giydirdin. Bir seferde bir hata yapılır. Hazır tamam. Mısın? Tamam. Hadi gidelim. Tam da sırasıydı şimdi. Hayır. Hayır. Kendini aşağılamaktan vazgeç. Bunu nasıl yapacağını öğrenmelisin tatlı kız. Evet, aslında iyi zamanındasın. Güzel görünmen gerek. Aha, Yunuslardan hoşlandığını biliyorum. Pürüzsüz de yumuşak olabilirler ama yerine koyacağın güçlü ve kıllı bir erkeğin maalesef yok. Kıllı bir erkek mi dedin? Evet, öyle dedim. Ağdalanmışı belki. Erkek yok, onu olmaz. Onu temiz severim. Hayır. Alisa, Raska'yı gördük. Öyle mi, merhaba mı evet, dediniz? Evet, ama şimdi gitti. Meraklanmayın, yarın geri gelecek. Tamam, balık verebilir miyiz? Raska kendi balığını kendi tutar. Yarın gelin görürsünüz. Kavga etmeyeceğinize söz verirseniz. Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Alisa. Merhaba. Oo, ne görüyorum gözüm üstünde. Sen flörtçüsün. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Her neyse. Onlar bir çift. Tamam, sen göz süzüyordun, ben de dikkatle bakıyordum. Ben göz süzmeyi tercih ederim. Peki aradaki fark ne? Şey, hanımlar bakar ve... Biliyor musunuz? Boş verin, siz umutsuzsunuz. Merhaba, affedersiniz. Sizi bugün suda gördüm. Ben su kızağındaydım. Su kızağı mı? Aranızda su kızağını hatırlayan var mı? Hayır, görmedim. Ben su kızağı görmedim. Ben Craig. Alisa ve bu da Kita. Merhaba, ne kadar istersen sormanda sakınca yok. Oh. Şaka yapıyor sanırım. Bu Liz.
Memnun oldum. Ben de öyle. Ben sadece bugün eğlencenizi bozduğum için özür dilerim sizden. Aa evet, hayır, merak etme, bu her zaman olur. Peki kız arkadaşının nesi var? Ya Gwen, hayır. O benim kız arkadaşım değil, kız kardeşim. Öyle mi? Sabaha dalış için planı var. Oo. O yüzden otele erken gitti. Anlaşıldı, demek o yokken sana biz bakacağız. Evet, sana gerçekten iyi bakarız. İşime gelir. Şerefe. Şerefe. Hey. Yeni bir arkadaşım var. Pekala, bu adada yapılabilecek başka şeyler var mı? Sadece yer ve dalar mısınız? Pek değil. Zamanımızın çoğunu yunuslarla araştırma merkezinde geçiririz. Eğlenceli geldi. Evet, öyle. Burayı babam kurdu. Onlarla bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Birbirleri arasında nasıl bağlantı kurduklarını araştırıyoruz. Ha, demek Carl Sagan'ın yanlış olduğunu kanıtlıyorsunuz, öyle mi? Carl kim? Adını bilmen gereken dahi bir bilim adamı. Bu kadar yeter. Tamam, teşekkür ederim. Gidip içki alalım, hadi. Biliyorsun, ünlü sözü şudur. İlgilenenlerin bilgisini. Yunuslar İngilizce'de 50 kelimeye kadar öğrendiler. Ama hiçbir insan yunuslarla konuşmayı başaramadı. Şimdi, benim sana sorum, yunuslarla konuşuyor musun yoksa konuşmuyor musun? Hayır, bu imkansız ve seslerin çoğu bizim duyamayacağımız frekansta. Pekala, bunu nasıl yapıyorsunuz? Merkezde bizim yaptığımız bir çeşit yapay ıslık. Hem insanlar hem de yunusların kullanabileceği. Yunuslara eğitim için model rehber kullanmayı öğretiyoruz. Bu şey gibi mi? Irene Pepperberg ve Alice Parrott ve ötekiler gibi. Kesinlikle. Bütün bunları nereden biliyorsun? Ben bir Discovery kanalı bağımlısıyım. Kendime engel olamıyorum. Sürekli izliyorum. Aslında babam Aaron Pepperberg'le çalıştı. Gerçekten ve model rakip eğitimi de onunla... Hey, söyle Craig, seksin Yunus topluluğuna yapışık olduğunu biliyor musun? Gerçekten mi? Hayır, bilmiyordum. Evet, Alisa'ya sor. Biraz çılgınca geliyor ama yunuslar sosyal varlıklar ve seks... Hey, daha iyi bir fikrim var. Neden yarın araştırma merkezine gelmiyor ve bunu kendin öğrenmiyorsun? Ne yazık ki standartlar balık çiftliğini minimumda tutmamız gerektiğini emrediyor. Evet. Lütfen onları boş ver. Onlar bunak. Geçerken uğramalısın. Bir şeyler öğreneceğine iddia edebilirim. Tamam. İyi bir eğitim aldığım sürece tabii ki. Harika. çok güzel. Yarın harika. Görüşürüz öyleyse ve... Tanıştığımıza çok sevindim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Daha iyi olabilirdi ama. Ne? Sen neden bahsediyorsun? Yarın bir şansı daha var. Onu kendim için davet etmedim. Senin için ettim. Bütün niyet ve imalarına rağmen hep sana bakıyordu. Gözleri hep senin üstündeydi kızım. Hı-hı. Gerçekten mi? Evet, bekle. Aynı anda hem nasıl bu kadar akıllı hem de aptal olabildiğini merak ediyorum. Anlamıyorum. Ben de öyle. Ciddisiniz, dalga geçmiyorsunuz. Evet, evet, sana bakıyordu. Hadi ama. Buradaki hedefimiz yunuslarla bağlantı kurmak. Çünkü insan sesi çıkarmaya uygun değiller ve çıkardıkları seslerin çoğu bizim duyamayacağımız frekansta. İşte burada bu cihazla yunusları eve dönmeleri için çağırırız. Hep dönerler mi? Her zaman değil, bu onların seçimi ama çoğu zaman dönerler. Bakın. Soldaki Boogie ve sağdaki de Bicol. Onlara iri burunlu yunus ya da trisiofsinkotik deniyor. Yani istersen onlarla irtibata geçebilirsin ama onların seslerini çıkaramayız. Onlar da bizimkini. Bir sorunumuz var değil mi? Bu yüzden bağlantı kurma amaçlı iki tarafında kullanabileceği değişik bir ses bulmalıyız. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Islık mı? Kesinlikle. Biz de onlarla irtibata geçmek için bir ıslık uydurduk. Bu da bizim şu anki sözlüğümüz. Yeni bir sözcük öğretirsek bu sözlüğümüze eklenir. Görünüşe bakılırsa Bicol buradan gitmiş. Nereye gittiğini Boogie'ye soralım. Boogie, Bicol nerede? Bicol balık avlıyor. Bu tür bir balık mı? Bicol.
Hayır, tehlikeli tür. Hadi, gerçekten bir balıkla konuştuğunuza beni inandıramazsınız. Duydun mu, sana balık dedi ve seninle irtibat kurabileceğimize inanmıyorum. Ne diyor? Bilmiyorum. Yunusların küfür etmesini henüz çeviremedik. Hadi ama. Pekala, bunların sonucu ne olacak? Yani bundan ne tür bir başarı bekliyorsunuz? Onlar akıllılar, bunu biliyoruz ve farkındayız. O yüzden onlarla iletişime geçerek dünyayı nasıl algıladıklarını görüyoruz. Bu da öteki hayvanların bilincine biraz daha fazla anlayış katıyor. Yunuslar da en az insanlar kadar zeki mi yani? Hayır, tabii ki hayır. Onlar daha da akıllılar. Tamam Bogie, gidip bir koli bul. Yarın görüşürüz. Tamam çocuklar, beni takip edin. Sizi havuza götüreceğim. Orada yunusları yakından görebilirsiniz, tamam mı? Teşekkür ederim. Niçin? O adam konusunda yardımın için. Bu sıklıkla olur mu? Şey, pek sık olmaz ama bir şekilde üstesinden geliriz. Pekala, Raska gösterilerde hiç bulunmuyor mu? Hayır, onu sadece araştırmalar için kullanırız. Bogie ve Bicol'den hoşlanmazdı. Zamanının çoğunu tesisten uzakta geçirirdi. Otele gitmen gerekiyorsa eğer sen... Hayır. Aslında ben gidecek bir yerim yok ya da olmam gereken bir yerim yok. Kız kardeşim hala dalışta ve belki de seksi bir dalgıçla da tanışmış olabilir. Yani gelmesi sürebilir. Merhaba Alisa. Merhaba Michael. Kasabada babanı arıyorum. Onlar evde, bir sorun mu vardı? Teşekkür ederim, her şey yolunda. Tamam. Başka tuzak olduğunda haber verdiğinden emin ol. Kasaba komitesine haber veririm. Teşekkür ederim Thomas. Başka bir şey var mı? Hayır, bizi merak etme. Tamam. Hoşça kal Alisa. Merhaba baba. Craig, bu babam. Merhaba, memnun oldum efendim. Ben de. Aman bana efendim deme, beni gerginleştiriyor. Tamam. Ve bu da üvey annem Merhaba, Tamika. Merhaba, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Evet. Pekala, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hiçbir fikrim yok. Öyle ne düşündüğünü değil mi? Kesinlikle ha? Biliyorum. Evet. Tabii ki biliyorum. Her zaman bilirim. Vay canına. Bu çok güzel. Yani bu sizin arka bahçeniz. Yani her sabah bu manzarayla uyanıyorsun, öyle mi? Evet. Babam dünyanın cennete en yakın olduğu yer olduğunu söyler. Haklı diyebilirim. Peki Raska buralarda yüzer mi hiç? Evet. Ama aslında yarın saat 11'de onu araştırma merkezine çağıracağız. Belki sen de gelmek evet. istersin. Eğer planın falan yoksa Hayır, tabii. Hayır, tabii ki gelmek isterim. Gerçekten mi? Evet, kesinlikle. Hayır, henüz değil. Tamam, tabii ki anlıyorum tamamen. Fotoğrafları tanımlıyorum. O burada, seni ararım. Turistlere yaptıkları sunumu izledim ama onu bunun için kullanmıyorlar. Farklı yunus kullanıyorlar. Sadece araştırıyor. Biraz ses almayı başarabildim ama yeterli değil. Yarın yine gideceğim. Tamam. Arkadaşın senden hoşlanıyor mu? Sanırım başarabildim. Çok güzel. İşte benim kızım.
Pekala hanımlar, başlamaya hazır mısınız? Numara kaç? 367. Tamam Raska, oturum 367. Alisa, anlaştık. Aynı olan ne? Renk. Fark ne? Şekil. Pekala, numaraları deneyelim. Dinle, yunuslar kolayca sıkılır ve onları kontrol için yiyecek kullanmamak suyun altından çıkmalarını sağlar. 4 ile başla. Dört. 7. Yedi. Şekil ne? Siyah. Ne şekli? Beyaz. Cevabı biliyor, güven bana. Sadece yeterince uğraştırılmıyor. Genç bir kız gibi. Kolayca sıkılıyorlar. Burada fotoğraf yasak. Affedersiniz, bir anı istemiştim sadece. Pekala, bu ona yeter. Raska, Alisa ile yüz. Raska mutlu. Laboratuvar? Ya sonuçlar? Bunu duymak isteyebilirsin. Hawk. Ne? Emin misin? Tamam, hemen geliyorum. Pekala, seni yukarı götüreyim. Tamam. Babam nereye gitti? Bilmiyorum. Biri aradı ve peşinde bir kasırga varmış gibi buradan koşarak çıkıp gitti. Raska. Al işte. Yapacak işlerim var. Teşekkür ederim. Demek yunuslar hakkında bir şeyler biliyorsun. Evet, sana söyledim. Discovery kanalı bağımlısı. Buna inanabiliyor musun Raska? Güzel. Hadi, kahveler hazır. Hadi. Yine mi aynı şey? Korkarım öyle. Ben kanıtı gördüm. Hepsi de donanma tatbikatının ardından gerçekleşen bir önceki karaya oturmayla aynı benzerlikte hasar gösteriyor. Bu arada bir önceki karaya oturma kafatası MRI'ları geldi. Onların kopyasını nasıl alırım? Bu senin kopyan. Teşekkürler.
Aç gibi görünüyorsun. Bir haftalık kabuklu deniz mahsulü kızartma ve salatasından sonra biraz ev yapımı yemek güzel. Peki nedir bu? Çok leziz. O bir deniz mahsulü. Ciddi misin? Evet. Harika bir aşçısın. Annem daima bir aşçı için en iyi kompliman boş bir tabaktır der. Oğlum, annemin benim için neler hazırladığını görmeliydin. Bezelyeler ve pirinç, yanında da biftekler ve körfeze yakaladığım sinaptır. Demek o da iyi bir aşçıydı. Evet, beni başka şekillerde de memnun eder. Aa, baba, hayır. Peki, nasıl gitti? Ne nasıl gitti? İlk buluşma. O buluşma değildi. Evet, hayır. Niyetimin tamamen bilimsel olduğundan emin olabilirsiniz. Ne? Biyolojik bilim mi? Lütfen onları dinleme. Peki yemeğe ne dersiniz? Ne? Burada mı? Hayır, Port Lakay, sadece ikiniz. Bir dakika. Yani benimle çıkmak mı istiyor? Biri bunu yapmalı. Evet. Eğer biz yapmazsak bu gerçekleşemeyecek. Evet. Böyle bir daveti nasıl geri çevirebilirim ki? Bu bizim üstümüze düşen. Evet, harika olacak. Neden olmasın? Siz ikiniz çok ileri gidiyorsunuz. Biz utanmıyoruz. Hı-hı, ve sonuç alıyoruz. Burası yasaklanmış donanma sularıdır. Teknenizi hemen geri çevirin. Ben buraya kaptanı görmeye geldim. Teknenizi geri çevirin. Kes şunu. Blaine'e James Harker'ın onu görmeye geldiğini söyle. Bekleyin. Sol, sağ, sol. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Ah, Doktor Harker, sen ve kızın hakkında epey şey... Bunlar iki ayrı grup Yunus ve karaya oturmuş balinaların otopsi sonuçları. Geçen iki haftada tatbikatınızdan sonra mahvoldular. Doktor, ikimiz de deniz memelilerinin karaya oturmasının birden fazla sebebi olduğunu biliyoruz. Hastalıklar, parazitler, virüsler var. Saçmalık. Bu sizin sonar testinizin sebep olduğu ikinci zarar. Ve şuna bir bak. İç kulakta büyük bir kanama. Şuna bak. Bu kulak salyangozu. İç kulağın dengeyi sağlayan bir parçası. Tamamen parçalanmış, ezilmiş. Bana virüs saçmalığını anlatma, tamam mı? Pekala. O zaman tartışma adına diyelim. Söylediklerin doğru. Donanmanın sonar testi bazı yunuslara zarar veriyor. Ama her yıl 60 bin balığın ölmesine sebep olan ticari balık avına kıyasla bu çok cüzi bir miktar. Siz kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz kaptan. Burası tehlikeli bir dünya doktor. Sonlar hayat kurtarıyor, Amerikalıların hayatını. Vahşi doğadaki bazı hayatların kaybından dolayı pişman olunabilir. Ama bunun önüne geçilemez. Ama Kaliforniya Mahkemesi farklı söylüyor. Bunu sadece düşündüğünüzde değil, test yapmaya başladığınızda deniz memelilerini sulardan uzaklaştırma sorumluluğunu almanızı emrediyor. Ama uğraşmıyorsunuz bile, öyle değil mi? Kaliforniya tutanağı için yüksek mahkemeye itiraz edildi ve daha çok işimize yarayacak bir tutanak bekliyoruz. Bu arada Bahamalara küçük sirkinizi de getirdiniz. Sizi durduracağım Blaine. Bunu ciddiye alabilirsin. Endişelerin gereğince kaydedildi. Ama Birleşik Devletler Donanması Amerikalıların hayatını korumak için haklarını savunacaktır. Sanki Amerikan donanmasını tehdit etmişim gibi. Ama doktor, tehdit eden sendin. O bir tehdit değil, bir yemindi.
Evet. Ses tamam. Gereken her şey burada. Ya fotoğraflar? Üstünde hala çalışıyorum. Bana bunu söyletecek misin? Buna sakın karışma. Neden bahsediyorsun? Bir şeyi anlamak zorundasın. Bu iş büyük bir cerrah olmaya benzer. Ameliyatta elinden geleni yapar ama hastadan uzak durursun. Çünkü daima iyi sonuçlanmaz. Bazen hastalar ölür. Ve böyle olursa eve gider, bir içki içer ve yemek yersin. İşini iyi yaptığını bilirsin. Bu da yapabileceğinin en iyisidir. Hayat devam eder. Anladın mı? Kesinlikle. Güzel. Ben otele dönüyorum. Biraz dinleneceğim. Yarın büyük bir gün. İyi fikir. Çocuklar. Buraya sık gelir misin? Öyle arada bir. Evet oğlum, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ne var? Raska için yaptıklarınızı takdir ediyorum. Ve öteki Yunuslar için de. Bence bu harika. Sana imreniyorum. Ben daha farklı bir insanım. Evet biliyorum. Ben buraya gelmeden önce Raska'yı görmeye gittim. Bence sen harikasın. Gerçekten. Bunu bilmeni istiyorum. Yunusları öldürüyorlar. Onları durdurmak zorundayız. Halk, bu US donanması. Araştırmana finans bulan onlar, finansörleri bulan onlar. Eğer biri iyi birkaç telefon görüşmesi yaparsa üstünde çalıştığın her şey mahvolur. Yanlış olduğunu söylemiyorum. Diyorum ki elimizdekileri koruyalım. Çünkü bunlar paha biçilmez. Tamam. Ah, merhaba çocuklar, yer açın. Ah. Nerelerdeydin? Bir randevum vardı. Randevu mu? Evet, Craig'le. Onunla dün tanıştın. İyi birine benziyor. Evet öyle. Gerçekten iyi. İyi geceler. Hadi. Ben düşündüm de... Hadi, geç oldu. Çok sensiz. İdareciyim. Belki idare edilmekten hoşlanıyorum. Hadi koca çocuk yatağa. Seni seviyorum. Ben de seni. Merhaba Daniel. Seni burada bulacağımı düşünmüştüm. Hoş geldin tatlım. İyi bir buluşmaydı. İyi zaman geçirdin mi? Evet öyle. Bu adamdan hoşlanıyorum. Ama aslında burada ne kadar kalacağını bilmiyorum. Şu gemiyi gördün mü? Gecede yüzlerce ve yüzlerce kilometre seyahat eder.
pupa feneri olmadan. Aslında bütün kaptanların rotası, kutup yıldızı ve pusulası vardır. Rota doğru değilse onu düzeltirler. Hayat da böyledir. Hepimiz zorluklardan geçeriz. Hepimizin pusulası vardır. Tüm yapmamız gereken onu bulmak ve ona güvenmektir. Hı? Eve ne zaman gidiyorsun? Dedim ya, rahatsız mı ediyor? Sadece merak ettim, hepsi bu. Bilmiyorum. Pek vazgeçmiyorsun değil mi? Sen de öyle. Yani ailen ve beni tanıyorsun. Ben senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bilmek istediğin nedir? Nerede yetiştin? Annenle baban hala hayatta mı? İlk köpeğinin adı neydi? En sevdiğin baharat hangisi ve favori baharat kız ve sakın bana sen 8 yaşındayken onların iyi olduklarını söyleme. Boxer mı silip mi giyersin? Ne iş yapıyorsun? Tamam. Şimdi bir bakalım, Central Oregon sahili. Evet, ikisi de hala hayatta ama birbirleriyle konuşmuyorlar. Tabasco mayonezli. Gerçekten güzel. Denemelisin. Bir kediydi. Adı George'du bu kedinin ve hala ona nasıl sörf yapılacağını öğretmeye çalıştığım için suçlu hissediyorum. Ve favori baharat kız. Bilmem, tek baharat kızın adını bile hatırlamıyorum açıkçası. Yemin ederim. Biliyorum, muhtemelen bana inanmıyorsundur ama bu doğru. Boxer giymeyi seven tarzdan bir adamım. İşime gelince. Tatildeyim, bundan bahsetmeyelim. Sadece tadını çıkaralım. Yeterli mi? Tamam, yeterli.
Blaine içeri girince saati başlat. Tamam. Nefes al, hadi, 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 hadi nefes al, hadi, hadi. Tamam. Tamam, hadi, hadi, hadi nefes al. Hadi, tamam. Hadi. Sen iyi misin? İyi misin? Liman şefi mi? Evet. Acil bir durum var. Ben simit noktasından 2 mil ötedeyim. Delfinus adında bir gemideyim. Acil durum. Bir bot gönderin. Tamam. Tamam. İyisin. Tamam. İyisin. James, onu bir ya da 2 gece gözlem için burada tutmam gerekir.
bir beyin hipoksiyası geçirmiş. Bu derin su bilinç kaybı. Ona sakinleştirici verdim. Bir süre başı dönecek. Bu genç adam iyi ki oradaymış. Bir 30 saniye daha geçse farklı bir konuda konuşuyor olurduk. Teşekkürler doktor. Önemli değil. Aptal çocuk. Benim hatam. Bana serbest dalışından bahsetti ve ben de göstermesini istedim. O kimseyi dinlemez. İyi denemeydi ama. Endişelenme kızım. Alice iyileşecek, tamam mı? Yakında geri gelecek. Bana ihtiyacın olursa ben buradayım. Gördüğünüz gibi bu aynı hayvan efendim. İşaret eşleşiyor. Raska dedikleri Yunus bizim Kate'imiz. Deniz memelileri programının en gerekli parçasıydı. Eğitim kazasından sonra muhtemelen kafası karıştı ve bağlantısını kaybetti. Eğitim kazası mı? Hangi eğitim kazası? Operasyon detayları deniz memelileri yönetim personeline özel. Eğer isterseniz San Diego'dan Amiral Black'i arayabilirim. Buna gerek yok. Ben zaten senin hakkında Amiral Black'le konuştum. Bana askeri mahkeme tutanağının denizaltı yönetimindeki kariyerini sonlandırdığını söyledi. Şimdi sana hayvanları takip ettiriyorlar. Yunuslar efendim. Peki aklına hiç hayvanı geri istemek gelmedi mi? Harker'la karşılaştınız. Gerçekten gönüllü olarak donanmayla işbirliği yapacağını düşünüyor musunuz? Bu Yunus neden bu kadar özel? Saygısızlık etmek istemem efendim. Bu sıradan bir Yunus değil. Birleşik Devletler güvenliği için büyük bir yatırım. Onu eğitmek için milyonlarca dolar harcandı ve aslına bakarsanız böyle eğitilmiş bir Yunus sivillere bir tehdittir. Yani herkese iyilik yapıyor olacağız. Amiral Black'i arayayım mı efendim? Hayır, hayır. Sadece bana bilgi ver. Ve sürpriz istemem. Sürpriz yok efendim. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Raska Alisa ile yüzüyor. Raska mutlu.
Daha iyi hissediyorum. Eve gidebilir miyim? Böyle bir şeyden sonra reaksiyonlarda gecikme olabilir. Seni gece burada tutmak istiyorum. Her şey yolunda giderse eve sabah gidebilirsin. Şimdi herkese hoşça kal demeni istiyorum. Doktor Harker, telefonunuz var. Elizabeth Dewey. Alisa, sabah görüşürüz. Tamam, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşürüz. Sabah görüşürüz. Şimdi biraz dinlen, tamam mı? Her şey yolunda mı? Elbette, yolunda. Seni kontrol için aradı. Pekala, yarın görüşürüz. İyi geceler baba. İyi geceler. Ne oldu? Raska. Tatlım, sen iyi misin? Evet, iyiyim. Uyuman lazım. Telefondan sonra babam çok üzgündü. Oh, çok üzücü. Böyle bir şeyi bir hayvana kim yapabilir bilmiyorum. Oh, şimdi biraz dinlen. Birkaç saat sonra görüşürüz. Tamam, teşekkür ederim. Gitmiş mi? Öyle görünüyor. Neden bana söylemediniz? Emin olmak istedim. Güçlü olmalısın. Kaçırılan Yunus'un Karayipler'de olduğu düşünülüyor. Gözden kaybolan Yunus'un zorla götürüldüğüne inanılıyor. Bir organizasyondan gelen mektup, hayvanın kurtarılması adı altında sorumluluğu üstleniyor. Erken saatlerde Dr. James Harker'la konuştum. Uluslararası Yunus Araştırma Merkezi Başkanı. Bazı tehdit mektupları üzerine ekstra güvenlik önlemleri aldık ama sanırım yeterli olmadı. Yunus'u kurtarmak için ne tür planları olduğunu sorduk. Doktor Harker şöyle dedi. Size yemin ediyorum. Her kimseniz, sizi bulacağız. Palavra değil, gerçek. Christina Thompson'ın röportajı. Stüdyoya dönüyoruz. Amiral Black tebriklerini gönderiyor. Her şey yolunda gidiyor. Yapmanız gereken sadece ortalık durulana dek buralarda kalmak. Tamam. Peki ya sen? Burada işim bitti. Yunus'u yeniden eğitecek ve buradan götüreceğiz. Bununla ben ilgilenirim. Sen şununla ilgilen. Sonra da üste geri gel. Craig? Efendim? Bu operasyon başarılı oldu. İşini yap ve bu şekilde kaldığından emin ol. Eğer şimdi bir şeyler yanlış giderse suçlu sen olursun. Mahkeme kararları epey kötü olabilir. Kariyerinin öyle bittiğini görmek istemem.
Merhaba. Merhaba. Nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Olanları haberlerde duydum. Evet. Polis şimdi ayrıldı. Kesinlikle işe yaramazlar. Anlamadığım şey, eğer bu insanlar dedikleri gibi onu vahşi doğaya bırakmak istiyorsa, o zaten evine giderdi. Organizasyonlar böyledir. Yaptıkları anlamlı değildir. Ne çeşit insanlar böyle bir şey yapabilir? Şu an başına gelenler için çok üzgünüm. Biliyorum zor ama düşünmemeye çalış. Biraz dinlenmeye çalış ve sabah ilk işim seni kontrole gelmek olacak. Tamam. Pekala. İyi geceler. İyi geceler. Ve teşekkür ederim. Doktor Harker, Vahşi Hayatı Kurtarma Cemiyeti'nin temsilcisiyim. Bizimle irtibata geçmeye çalıştığınızı biliyorum. Bakımınız altında olan Yunus'un kaçırıldığını biliyoruz. Bu kaçırılmayla ilgili her türlü ilgiyi reddediyoruz. Devam et. İki taraf da burada kurban. Birilerinin amaçlarımızı mahvetmeye çalıştığı kesin. Kim olduğuna dair fikrin? Autek'te Andros Adaları'ndaki Birleşik Devletler Üssü'nün deniz memelilerini tutan bir tesisleri olduğunu bildiğinden eminim. Evet. Son günlerde orası son derece hareketli. Sana aktiviteleri aydınlatan bir doküman gönderiyorum. Seninle çekişmem yok. İyi şanslar. Buraya gel. Geri çek. Hemen şuraya. Kahretsin. Amerika Birleşik Devletleri Donanma Tesisleri, Andros Adaları, Bahamalar. Haydi Kate. Günaydın. Günaydın. Kahve? Teşekkür ederim. Adada hazırlandı. Zihnini temizler. Alisa gerçekten senden hoşlanıyor. Ben de aynı hissediyorum. Peki sizler Braska'yı bulma konusunda ilerleme var mı? Aslına bakarsan elimizde bir ipucu var. Sabah üstünde çalışacağım. Eminim gelmen Alisa'nın hoşuna gider. Elbette. Güzel. Gidip onu uyandırayım. Andros'a mı gidiyoruz? Evet.
Orada donanma üssü yok mu? Autek gibi mesela. Doğru, Autek. Bu da o suların yasaklı olduğu anlamına gelir. Haklı olabilirsin. Anlamıyorum. Rast niye arayacağımızı sanıyordun? Arıyoruz. Neden buradayız? Burası donanma üssünün üst tarafı. Yani Yunus Eğitim Merkezi. Neden bize anlatmıyorsun Craig? Alisa'ya söylesen iyi olur. Sorun ne? Dilini mi yuttun? Raska'yı eylemci bir organizasyon çalmadı. US donanması çaldı. Craig özel bir görevli. Sanırım bir Tamer. Alisa düşündüğün gibi değil. Raska götürüldüğünde bilgisayarlar gecedeydi. Raska'yı çağıran Alisa'nın ısırının kullanıldığını gösteriyor. Önceki gün laboratuvarda cebinde bir kaset var mıydı peki? Beni kaydettin. Beni kullandın. Ona gerçeği söylüyorum. Donanma sularındasınız. Hemen teknenizi geri çevirin. Seçeneğim yoktu. Eve gidelim. Bunca zaman bana yalan söyledi ve ben de buna inanacak kadar aptaldım. Hey, işte senin zorluğun burada. Ve bununla başa çıkabileceğini biliyorsun. Ne yapacağım şimdi? Bütün US donanmasıyla kapışmak kötü olabilir. Bu insanlar evimize geldi. Aile üyelerimizden birini aldı. Sınırı geçtiler. Bunu yapmalarına izin veremeyiz. Birlikte savaşacağız. Bütün aile. Raska. Gel kızım. Raska. Raska. Buraya gel kızım. Kalk 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 kalk. Aferin oğlum. Kay'ı gördün mü? Yeleğine bir kamera koydurtursan bunlardan birini alırsın. Aferin oğlum. Onun adı Kate değil. Ödül eğitimine iyi tepki vereceğini de sanmıyorum. Donanma burada adının Kate olduğunu söylüyor. Ona yeleği giydir. Raska. Gel buraya kızım. Hadi kızım işte böyle. Aferin. Hadi. Aferin kızım. İşte oldu. Hadi kızım. Raska. Yeleği ona giydir. Raska. Hadi kızım. Bu resmi bir donanma yazısı. Adı Kate olan bir Yunus'un sizlerin eğitiminde olduğundan bahsediyor. 3 yıl önce kaybolmuş. Araştırmacılarımızın adının Rask olduğuna inandığı bu Yunus'un o olduğunu düşünüyorlar. Eğer bu kanıtlanırsa daha sonrasında hayvanın kurtulmasına onay verilecek. Nereden aldın bunu? Bunu söyleyemem. Yoksa seni öldürmem gerek. Blaine, Yunus'umu geri vermek için 48 saatim var. Yoksa CNN'e giderim. Buna ihtiyacım yok. Yeterince kopyası var. Buraya gel kızım. Raska. T.M. Morrison, Subay Stiles. Evet. Kaptan Blaine sizi görmek istiyor. Harker, buraya 48 saatlik bir uyarı geldi ve bana bunları verdi.
Bu bilgileri nasıl edindiğine dair aranızda fikri olan var mı? Hayır efendim. Hayır efendim. Siz benim emrimde değilsiniz ama artık benim problemimsiniz. Teğmen bana Den Diego'dan Amiral Blake'i bağla. Efendim lütfen. Teğmen biraz bekleyebilir. Efendim, Harker Medea'ya gitmeden önce Yunus'u buradan götürebiliriz. O zaman bir tek dökümanı olur. Dökümanlar sahte olabilir. Her şeyi unutturabilir. Bunu temizlememe izin verin, sonra Amiral Blake'i arayın. Bu sorunu sen çözmek istiyorsun. Bunu patronuna sunmadan önce kariyerini kurtarmak için değil mi? Onu yarın çıkarabilirim. Yarın sonar test yapacağız. Test yapılırken limanda hiçbir şey olmamalı. Seni konuk etmek için yeni bir plan yapamam. Ama o hayvanı yarın akşama dek buradan çıkarırsan... Çıkarırız efendim. Mahvetmeye kalkmayın. Gidebilirsiniz. Burada bir şeyler oluyor ve bana söylediğini sanmıyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Evet biliyorsun. Ne düşündüğümü bilmek ister misin? Bence bu senin şahsi operasyonun. Amiral Blake'in bundan haberi olduğunu sanmıyorum. Hoşuna gitse de gitmese de bunda benimlesin. Parmak izlerin her yerde. Ben gidersem sen de gidersin. Evet. Ben San Diego'yu arıyorum. Craig, Kate gibi bir Yunus 10 yılda göremeyeceğin kadar çok eder. Eğitimi, becerileri... Hey bir dakika. Bunu para için mi yapıyorsun? Sen delisin. Alacak birini buldum bile Craig. $2 milyon. Yapman gereken tek şey susmak ve olmasına izin vermek ve payını da alırsın. Senin paranı istemiyorum. Sen kafayı yemişsin. Öyle mi? Bundan incinen kim? Küçük arkadaşın ve ailesi mi? Unuturlar. Peki ya bu arada ben de başka ülkelerin kapasitesini araştırıyorsam? Yarın rast ortadan kaybolduktan sonra ben de kaybolacağım. Bir ölüm kararı ve benim operasyonum. Senin değil. Sen sadece üst rütbeli bir subayın emirlerini uyguluyordun. Benim. Öte taraftan, eğer bunu bildirirsen, herkesin ta başından beri bu işin içinde olduğundan emin olurum. Aslında bunun başlangıçta senin fikrin olduğunu ve sonunda kendini kaybettiğini de söylerim. İşin biter. Onur kırıcı bir kovulma, askeri hapiste 5 yıl. İstediğin bu mu Craig? İyi düşün. Akıllısın. Bu yüzden seni seçtim. Onlara 48 saat vermemeliydim. Hemen CNN'e gidiyorum. Onlara 48 saat vermek zorunda değilsin Hawk. Nerede olduğunu biliyoruz. İçeri girecek bir yol bulup onu almalıyız. Asla işe yaramaz. Burada ne alt ediyorsun? Pekala beni dinleyin. Durdurulmadan üssün içinde 1 mil bile ilerleyemezsiniz. Anladınız mı? Raska'yı kurtarabileceğiniz tek bir yol var. O da benim yardımım. Hayır, ona güvenmiyorum. Evet, ben de. Pekala, bir dakika var. Donanma yarın sonar testi yapacak. Bu da bir grup daha ölü Yunus demek. Ve asla etiketlenmeyecekler. Seni dinliyorum. Raska'yı öldürmemiz mi gerekiyor? Ne? Ve oyalayacak bir şey lazım. Onu ben yaparım.
Tamam Daniel, yerlerimizdeyiz. Hazır ol. Ben olsam yapmazdım. Hemen sudan çık. Görünüşe bakılırsa yemek biletin kaçıyor. Uzaklaşalım. Evet. Sana onu güvenliğe geri vermeni emrediyorum Harpgar. O bir mal değil, o bir Yunus. Bu anlamsız Harpgar. Onu tekrar alacağımızı biliyorsun. Hiç sanmıyorum. Raska vahşi doğada yaşamayı biliyor. Bir kez havasını alıştırdın mı onu asla geri alamaz. Bugün burada test yapılıyor bayan. Biliyorum. Size teknelerinizi durdurmanızı emrediyorum. Yavaşlama, yol açın.
Onlara çarpacağız. Umurumda değil, etrafına dolan. Hey dostum, gitmemiz gerekiyor. Tamam tamam, beni yakaladın. Yunus nerede? Buralarda bir yerlerde. Tamam kızım, kendini gösterme zamanı. Merhaba baba. Ah, teslim oluyorum. Subay Stiles, silahınızı bırakın. Onu yere bırakın. Bir sorun mu var? Hayır, eve gidelim. Bahamalardan talihsiz bir haber. İki gün önce Uluslararası Yunus Araştırma Merkezi'nden kaybolan Yunus'un da aralarında olduğuna inanılan bir grup iki gün önce kendilerini karaya vurdu. Deniz adli bilim kadını Mitchell Waters'la bu konudaki gelişmeler hakkında konuştum. Ölüm sonar test sonucu oldu. Bu konudaki otopsi sonucu kesin. Donanma subayı Gwen Stiles kaçırılmayla ilgili olarak tutuklandı. Sahip olduğu dokümanlar iyi eğitilmiş Yunus'u 2 milyon dolar değerinde bir fiyata satmayı planladığını kanıtlıyor. Hey Hawk, seni görmek isteyen biri var.
O otopsiler hakkında tuhaf bir şey var. Görünüşe bakılırsa bütün cesetler donanmanın onlar üstünde araştırma yapmasına fırsat bırakılmadan yok edilmiş. Öyle mi? Yazık. Eğer dedektif olsaydım bizim üstümüzden oynadığınızı söyleyebilirdim. Ama eğer donanma Yunus'un öldüğünü söylüyorsa o zaman Yunus ölmüştür. Teşekkürler. Dökümanları sınıflandırdık. Sanırım onları görme hakkım var. Birkaç saat önce haberlerdeydi. Yüksek mahkeme bize karşı hüküm verdi. Bir daha burada test yapmayacağız. Muhtemelen Kaliforniya'ya döneceğiz. Ama test yapmaya devam edeceksiniz. Daha fazla güvenlikle. Sen iğneyi oynattın. Benim bir daha düşünmemi sağladın. Bence bu da bir şeydir. Evet. Daniel, herkesin bir şeylere inanması gerekir. Ve bira içmem gerektiğine inanıyorum. Mutlu görünüyor. Evet. Dinle. Beni asla affedemeyeceğini biliyorum. Bunu senden beklemediğimi bilmeni istiyorum. Peki ya sen? Senin başın dertte mi? Evet, biraz dertte. Ama bir avukatım var ve o bundan küçük bir cezayla kurtulacağımı düşünüyor. Belki de onurlu bir tanesiyle. Yeniden başlama şansım var. Peki şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama nerede olmak istediğimi biliyorum. Burada. Bu tabii ki ada halkıyla birlikte kaçmayacağımı düşünürsen. Sanırım bu açıdan sorun yok. Kim bilir? Belki de senin için Yunus Araştırma Merkezi'nde bir iş olabilir. Bayılırım. Hey çocuklar. Bütün aile orada. Neden bize katılmıyorsunuz? Gidelim mi? Evet. ...2000 yılında Birleşik Devletler Donanması'nın sonar testlerinden sonra Bahamalar'da birçok deniz memelisinin karaya oturduğu görüldü. Kenneth Balcom'un lideri olduğu çevrecilerden gelen şiddetli baskı yüzünden donanma 2001'de ölülerin sorumluluğunu kabul etti. 2008'de Doğal Kaynakları Savunma Konseyi'nin liderliğinde çevreciler donanma sonar testini 6 yasağı zorla uygulatan bir Los Angeles Federal Mahkemesi kararı elde ettiler. Oh.
'Cause you can.